Merhabalar Fatma Hanımlar, Ne Yemeklerine hoş geldiniz. Bugün güzel sunumuyla, görüntüsüyle, lezzetiyle harika bir tavuklu, nohutlu pirinç pilavı paylaşmak istiyorum. İlk defa yapacaklara, yapmak isteyenlere biraz fikir olsun diye burada normal klasik 3 su bardağı pirincim var. Öncelikle bunu hemen böyle kaynamış su, tuz ve şöyle suyunu döküyorum. Kaynatmış suyu döktükten sonra karıştırıyorum. Bunu bir kenara alıyorum. 20 dakika kadar yaklaşık şöyle kenarda beklesin. Ve burada da tavuklarıma ben bir tane soğan, 2 diş sarımsak ve 2-3 tane defne yaprağı ile haşladım. Üzerine biriken keflerini aldım. Şu an bu soğudu ve bunları, yani biraz hafif sıcaklık var. Bunları ayrı bir tabağa alacağım, didiceğim. Şöyle alalım. Ve suyunu da güzelce süzüyoruz. Çünkü pilavı pişirirken suyunu kullanacağım. Şöyle kenara alıyorum. Şöyle bir kaba, küçük süzgeçlerden süzeceğim içindeki diğer şeyler geçmesin diye. Şöyle. Evet. Ve bunu alıyorum. Şöyle kenara koyuyorum. Bu kenarda beklerken ben tavuk etlerimi belirli büyüklükte didikliyorum. Evet, şöyle ıslattığım pirinç, ister bunda yıkayabilirsiniz, ister böyle güzel bir süzgeçte yıkayıp o beyaz suyunun tamamen, yani nişasta bu suyunun tamamen arınması sağlayacağız. Şöyle bakın, alt taraf şöyle güzelce yıkadık sıra o nişastalılık gidiyor. Çok böyle hırpalamadan pirinçlerimizi güzelce yıkıyoruz. Bakın artık yavaş yavaş suyu berraklaştı. Evet. Artık şöyle suyun daha güzel akması için şöyle koyuyoruz ve iyice süzülmesini sağlıyoruz. Şöyle hemen 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ocağa aldım. Buradan da yine 1 yemek kaşığı kadar tereyağımı ilave ettim. Ve tereyağı şöyle biraz eriyip ısınınca yağlarımız. Evet, yağlarım eridi ve iyice süzülen pirincimi şöyle güzelce tavama alıyorum. Ve orta sıcaklıkta şöyle ocağı yarıma getiriyoruz. Yavaş yavaş pirinçlerimizi kavuruyoruz. Pilavımızın güzel olmasını istiyorsak kısık ateşte yavaş yavaş ara sıra böyle karıştırarak, alt üst ederek, çok hırpalamadan pirinçlerimizi kavurmak. Ve bazen bir tane kesme şeker atıyorum. Bazen bir 2-3 damla limon damlatıyorum. Daha beyaz, daha tane tane olması için. İnanın bazen hiç onları bile yapmıyorum. Gayet güzel pişiriyorum ve çok güzel, lezzetli, tane tane oluyor. Bu pirinç pilavı zamanla insanların elleri alıştığı zaman daha o tür şeyleri yapmaya gerek kalmıyor bile. Şöyle kavurduk sıra pirinçler birbirinden ayrılacak. Ayrıldığı zaman artık suyunu istiyor demektir. Şöyle. Bir su bardağı da nohut kullanacağım. Nohutu da her zaman söylediğim gibi önceden ıslatıp akşam sabah haşlıyorum. Süzüyorum. Soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerine doldurup kullanacağım kadar koyuyorum ve ihtiyacım olduğu zaman çıkarıyorum. Bu da büyük bir kolaylık.
Hele hele çalışan bayanlarımız, insanlarımız için gerçekten büyük bir kolaylık. Evde oldukları zaman yapıp koyup el altında hazır. Böyle bir yapabilirler yani, büyük bir kolaylık. Artık bakın, pirincim güzelce kavruldu ve suyunu istiyor. Yani şöyle bakın, yaptığınız zaman bakın, artık suyunu ilave ediyorum. Ve pirincime artık suyumu, şöyle et suyu, tavuk suyu kalmadıysa normal su yapabilirsiniz. Şöyle ocağımın altını iyice kısıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, şöyle 5, şöyle bir karıştırıyoruz. Bazen pirincine göre değişiyor bu su oranı. Mesela 2'ye 4 oluyor ama şu an 3 su bardağına 5 su bardağı kattım, ama şöyle bir hemen yarım su bardağı daha ilave edeceğim. Yanınızda sıcak su bulundurun ve bundan ilave edebilirsiniz. Şöyle, evet, bu yeterli. Yeterince tuzunu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar yeterli. Tabii tuz oranına kişiler kendileri ayarlamalı. Pirinç pilavını her zaman söylüyorum. Yaparken ben birazcık böyle karabiber ilave ediyorum. Ve şöyle yeniden bir alt üst ettikten sonra yavaşça kapağını kapatıyorum. Ve kaynamasını bekliyorum, ama zaten kaynamaya başladı. Tavuk suyum sıcak. Kettle'da öbür suyum sıcak olduğu için altını kısıyoruz. Şu an kaynamaya başlıyor yavaş yavaş. Evet, artık kaynıyor. Kapağımı kapatıyorum. Altını en kısığa getiriyorum. Ve yavaş yavaş pirincimin suyunu çekip güzelce pişmesini bekliyorum. Şöyle pilavıma bir bakıyorum artık. Bakın. Şöyle maşallah subhanallah suyunu aldı. Ve düpedüz şöyle güzelce. Şimdi altını kapatacağım. Ve bir kağıt havlu ya da mutfakta kullandığınız bir havluyla örtüp dinleteceğiz. Evet, pilavımızı şöyle kağıt havluyla şöyle yapıyorum. Ve yapışmaması için şöyle gerdiriyorum. Şöyle, evet. Birazcık böyle bekleyecek. Yani yaklaşık bir 15 dakika yeterli. Evet, pilavım kenarda demlenirken, dinlenirken ben buraya şöyle bakın bir yemek kaşığına yakın tereyağını ve yine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağımı aldım. Ve bunların biraz erimesini bekliyorum. Ve eriyen yağımın içine dittiğim, şöyle göstereyim. Şöyle dittim. Bu tavuğumu. Ben tek tavuk göğsü kullanmıyorum. Tavuk dudu da kullanıyorum. Çünkü daha lezzetli oluyor tavuk dudu. Ve şöyle güzelce bunları bir alt üst ediyorum. Şöyle. Evet. Zaten haşlarken tuz kattığım için gerek yok. Birazcık böyle karabiber ilave ediyorum. Yaklaşık bir çay kaşığından az olacak şekilde. Ve pol biber ilave ediyorum gene. Şöyle bir çay kaşığından az olacak şekilde. Evet, nohudum ilave ediyorum. Hemen şöyle, zaten pişkin olduğu için hemen şöyle bir alt üst ediyorum. Tabii biraz erken çıkarırsak, pilavımızı vurursak, vurmadan önce falan nohutlarımızı suya tutarsak daha çabuk süzüldüğünü görürsünüz. Şöyle birazcık böyle orta ateşte karıştırıyorum. Evet, şöyle güzelce buharcımı da hazırladım. Farklı pilav tariflerim var.
Doğal Anne Usulü kanalımda, oradan bakabilirsiniz. İleriki zamanlarda daha değişik tariflerde paylaşacağım inşallah. Kırmızı toz biberi çok yakıştırıyorum ben. Tavuğa gerçekten muhteşem bir görüntü ve lezzet veriyor. Evet, artık ocağımı kapattım. Pilavımı da şöyle bir bakıyorum. Artık evet, pilavımı da şöyle... Maşallah, subhanallah, bakın muhteşem, tane tane bakın, harika. Ve servis yapıyorum. Öncelikle bu hazırladığım harcımı şöyle tabağımın tabanına yayıyorum. Varsa kek kalıbınız olabilir, daha da güzel, daha da şık olur. Şu an benim olmadığı için böyle bir tabakla servisi yapacağım. Şöyle güzelce biraz bunların yerleşmesini sağlıyoruz. Aslında pilavla karıştırabilirsiniz de. Öyle de tarifim var kanalımda. Ama bugün farklı bir sunum istiyorum. Yani göstermek istedim. Misafirlerinize beş çaylarına yapıp böyle. Bakın gerçekten muhteşem oldu. Tane tane hiçbir sorun olmadan şöyle güzelce tabağımı iyice yerleştiriyorum. Şöyle. Şöyle güzelce yerleştirdikten sonra artık servis yapacağımız tabağımıza ters çevireceğiz. Şöyle bir beyaz tabak getirdim ben. Ve şöyle bismillahirrahmanirrahim ters çeviriyorum. Üstüne kapadım. Ters çevireceğim şöyle. Evet. Şöyle. Ve biraz böyle bekledikten sonra yavaşça kaldırıyoruz. Bakın muhteşem oldu. Ve istediğiniz şeyle süsleyebilirsiniz. Ben kendi yaptığım turşularım vardı. Onlarla şöyle yapıyorum. Ve güzelce, gerçekten muhteşem bir görüntü oldu. Bunu 5 çaylarında da yapabilirsiniz. Misafirleriniz geldiği zaman yapabilirsiniz. İftarlarda farklı bir görüntü, farklı bir sunum olabilir. Şöyle üzerine gelecek şekilde. Evet. Evet, şöyle görüntü daha şık olsun diye küçük çeri domatesler koyabilirsiniz. Roka yaprakları yapabilirsiniz. Ya da işte atıyorum, tere yaprağı, maydanoz doğrayıp kıyıp etrafına sepeleyebilirsiniz. Ve yanında güzel bir ayranla ikram edebilirsiniz. Evet, artık pilavımız yenmeye servis hazır. Yanında çok güzel bir ayran yaptım. Okuldan kızım geldi, diğer çocuğum geldi derken onlara şöyle güzelce hazırladım ve biraz sonra servis yapacağım. Öncelikle Allah-u Teala sağlık, sıhhat ve huzur versin diyorum. Evlerimize bet bereket versin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalıma abone olup güzel beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.